Merhaba arkadaşlar, ben Mantis TV ekibinden Arda. Bugün sizlerle Mantum Blade Warband oynayacağız. Daha doğrusu Warband, ben nasıl deniyor pek bilmiyorum. Genel olarak oyuna bakarsak orta çağda geçen bir savaş oyunu diyebilirim. Hani stratejiye benziyor birazcık ama tam strateji de değil. Hani garip bir şey, şimdi görürsünüz. Tam adını bilmiyorum açıkçası. Şimdi buradan başlayacağım. Hani kayıtlı oyunlarım var. İşte hani bayağı uzun süredir oynadığım. Ama hani bunları oynamak istemiyorum çünkü bu ilk video olacağı için baştan başlamak istiyorum. Bu yüzden açıkçası biraz heyecanlıyım. Şimdi erkek karakter olsun. Karakterim işte doğmuştum. Babam fakir düşmüş bir asilde. Ben de bir sarayda hizmetkardım. Büyüyünce bir şövalye silahtarı oldum. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Ve işte şimdi beni maceracılığa atacak olan şey para ve güç hırsıydı, evinden atılmaktı, yolculuk tutkusuydu. Sevdiğim birinin kaybıydı olsun. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür. Bayraklar, abi. Çok efsane bayraklar var. Şunlara baksanıza, ben beğendim yani. Bizim şeyimizin olsun. Şimdi bu klasik şunlar. Boynuza at falan filan. Mesela bak. Bu ne, domuz mu? Hadi bu olsun. Gerçekçi olsun bu da. Tamam. İsmimiz Tyler Durden. Efsane bir adam. Kesinlikle size öneririm Fight Club filmini. İzleyin oradaki karakter. Şimdi güç olarak öncelikle şunlara bakayım abi. Şunu şuradan şöyle vereyim ben bir. Zekayı da vereyim, güce de vereyim. Çeviklik de var. Şimdi demir vücudu 3 yapıyorum. Daha çok hani savaşçı bir karakter yöneteceğim için aşırı kasmak istemiyorum. Yani gidip okçuluğa falan vermem herhalde. İşte bakıyorum. Yağmaya verelim 2. Bir de ticarete verelim bir tane. Ben hani daha çok arkadaşlar öyle savaşçı da hani sadece kılıçla savaşan tiplerden değilim. Hani biraz kazma olduğum için hani oynayamıyorum. Bu yüzden daha çok kalkan artı kılıç benim işimi görüyor. Bu yüzden tek elli silahlara vermek istiyorum. Hadi ikinciliğe de çift elli verelim. Karakterin tipi. Şimdi bakalım. Saç olarak. Uygun da bir saç yok ya. Bu fena değil ya. Sakala bakalım. Bu ne abi, Samsunlular gibi ya. Şu bıyığa bak. İlginç yani. Ama yani bir de şuna bakın. Yani mesela cildi değiştirebiliyoruz bu şekilde. Mesela. Bir dakika. Mesela bu cilt iyi abi. Şuna bir de sakal yapalım. Şöyle saçımız kahverengi olsun. Bakıyorum. Bu sakal biraz kötü de. Abi. Orada bir Hitler bıyığı gördüm. Yani ilginç. O. İyice Viking'sin. Tamam bak, bu güzel. Başlatıyorum abi. Yaşı da hani ortalarda yapalım. Biraz kırışıklık oluyor mesela, bakın. Bak. Bak, kırışıklıkları fark ediyor musunuz? Biraz garip. Şunu şöyle yapayım. Swadi Krallığı seçeceğim arkadaşlar. Çünkü hani daha önceki oyunlarımda da hep Swadi Krallığı oldum. Yeni bir krallığa geçersem hani pek bilmediğim için kafam karışabilir. O yüzden hiç riske atmak istemiyorum. Direkt Swadi Krallığı olarak başlıyorum. Paravan şehrine geldim arkadaşlar. Bu Swadi Krallığı'nın başkenti gibi bir şey. Kral Harlaus var. Swadia'nın kralı. Genellikle yani buranın sahibi o oluyor. Aynı Game of Thrones'taki kralın şehri gibi yani. Bu şehir. İşte şehre geldim, çok yorgundum. Karşıma bir haydut çıktı. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada şöyle R'yi alınca FPS moduna geçiyor. Karakterimizin tipi de bu işte. Şöyle göstereyim. Şimdi. Evet, adam geldi arkadaşlar şuradan. Şöyle ayağından bir kere vuralım. Allah, kılıç. Heh. Hayır. Bir dakika, öleceğim arkadaşlar. Heh, tamam şimdi. Öldürdüm. Ama az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Yani canıma bakın, bakın şu sağda. Hani gerçekten ucu ucuna kurtardım. Ama yani Tyler Durden gücü affetmez. Bu da mı düşman? Hayır. Allah'a geçtik yanlışlıkla. Paravan tüccarı bana bir teklif sunuyor. Bu civarlarda bir haydut varmış. Bunun kardeşini kaçırmış. İşte hani işte falan filan devam edin diyorum işte. Bana görev verdi. Görevim 5 tane adam toplamak.
Şimdi tava basınca buradan çıktım arkadaşlar. Şöyle yapınca görevi görebilirsiniz. Bana 5 tane asker toplama görevi verdi. Asker değil de daha çok adam. Ben şimdi ilk köyüme gidiyorum. Yani açıkçası pek de bilmiyorum şu anda ne yapacağımı. Gönüllü topla diyorum mesela. Bakın burada kimse gönüllü olmak istemedi. Bu yüzden şuraya gidiyorum. İşte burası daha çok strateji moduna benziyor. Ama yani burada asker savaştırmıyorsunuz. İşte daha çok hani nereye yönlendireceğim falan ya da kimle nerede karşılaşacağım falan. Savaşa gelince oyun tekrar işte FPS moduna geçiyor. Öyle savaşıyorsun. Mesela buradan iki tane acemi aldım. Svadyalı grubum 3 kişi oldu. Mesela bakın şurada çapulcular var. Mesela beni kovalıyorlar. Onlardan kaçmam gerekiyor açıkça. Yoksa hani 8 kişiler ve beni mahvederler. Bunu riske atmak istemiyorum. Şu an amacım gitsin köyüne gidip evet asker almak. Asker dediğimde Allah dur. Asker dedim şu Svadyalı acemi var ya. Daha acemi en ezi. Ondan alıp gelişmek ve bana verilen görevi tamamlamak. Şunu da şöyle koyayım. O 5 kişi oldu. Tamam bu bana yeterli. Paramız bitmesin yani. Şurada belli bir miktar paramız var. Şimdi buradan şehre döneceğiz arkadaşlar. Abi oyunda hani bakarsınız hani çok hani benim hoşuma gitti açıkçası. Haritası oldukça büyük. İşte birçok krallık var işte. Vaygir Krallığı, Nord Krallığı, Swadia, işte Kergit falan filan. Bu mesela bu krallıkta Sarenet Krallığı. Hani ben bunları daha çok Arap hani Araplara benziyorlar abi. Tipleri bir görseniz aynı Arap yani. Başka bir şey değil. Neredeydik biz? Buradaydık. Abi bir dakika kastı mı bu ya? Ne oldu? Bir dakika. Tamam. İşte buradan oh, bilgisayar da ısınıyor. Allah Allah. Arkada bir şey mi açık ki? Bakarım birazdan. Evet arkadaşlar şimdi Han'a geldik. Burada Han var arkadaşlar. Başkaları falan var mesela bakın. Mesela bunlar. Bakıyorum mesela bunlar şeyler arkadaşlar. Hero'lar. Hero dediğim hani özel bir gücü yok ama hani yoldaş gibi düşünün. Başroller olur ya filmlerde hani. Onlar gibi. Hani yanınıza alabilecek kişilerden, alabileceğiniz kişilerden mesela. Bunu alalım mesela. Mesela. Aldık mesela bunu. Yemira. Genç bir asil kızmış. Sonra kendini maceracı atayıp geldi işte buralara falan filan. Savaşmak istiyorum falan diyor. Şuna bakalım. İşte bununla param yok. İşte benimle savaşır mısınız falan filan. Tamam bu da grubumuza katıldı arkadaşlar. İşte burada paralı süvari var ama bunlar pahalı. Bunları paramız yetmez. Şimdi bu haydutların peşine düşeceğim ya da işte asker topladığımız için işte bize şey falan diyorlar. İyi iş çıkardın helal sana. Şimdi git onları becer falan filan. Neden bizimle gelmiyorsun diyelim. Çünkü bu iş için sana para veriyorum. Çok güzel söyledi. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Şimdi bakalım etrafta birileri var mı? Bak şunu mavi yapmışlar özellikle haydut çetesi. Hani bu adamların yerini bulabilmemiz için. Bunlarla savaşa gireceğiz. 10 askerimize karşı 4 askerleri var. Şimdi bu tiplere bakar mısınız abi? Bu tiplerle savaş kazanmaya gidiyoruz yani. Umarım kazanırız. Başka bir şey yani demiyorum. Hiç belli olmaz çünkü. Bir dakika bak şunlar da normal. Ben bunları kolaya çekeceğim. Çünkü çok zor oluyor abi öbür türlü. Hani ben beceremiyorum açıkçası. Gerçekten zor. Bakıyorum başka. Tamam. Geri kalan normal. Gidelim. Bakıyorum da abi düşman gelmiyor ki. Bizimkiler nereye gidiyor? Dur bakayım. Ateş serbest. Okçu var sanki. Ateş serbest diyorum ya. Bak şimdi. Abi düşman yok. Şaka gibi düşman yok. Bir dakika. Bakıyorum abi etrafa. Aha buradalar. Şimdi inelim attan abi. Hani atla birlikte öldürmek zor. Ben atçı adam değilim. Bak bana taş atıyorlar. Bak. Allah. Vurdu bir kere. Sen yılan oldun. Gel. Taş atıyor bak bak. Sanki terörist tipe bakar mısın abi? Tamam bu da öldü abi.
Evet arkadaşlar, savaşı kazandık. Daha demin videoda bir hata olduğu için kesmek zorunda kaldım. Buradan devam edebiliriz işte. Bizimkiler öldürmüş bunları. Ya yani öldürdük hep birlikte zaten, yarısını gördünüz. Şimdi onlarda 3 ölü 1 yaralı var. Bizim hiç kaybımız yok. Canımı bağışla falan diyor. Ben de onlara işte ona adamların yerini göster falan diyorum. Şunları alalım bak. Bunlar para eder abi. Şimdilik fena değil gibi. Tamam. Bu ne? Bunlara gerek yok. Kalkana bakar mısın? Her neyse. Şimdi. Gidelim abi. Neredeymiş adamların yeri? Bakalım. Veydar köyü. Veydar köyü nerede ya? Abi ha şurada. Tamam. Gördüm bak. Rehincelerin ini diye. Şimdi. Abi hayır 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 hayır. Bize saldırırsa bizi mahvederler. Onu riske atamam şimdi. Girelim. Saklandık yere saldır. Bunların kamp alanı burası beyler. Hani oldukça kalabalık olacaklar ama yani açıkçası ben biraz çekiniyorum. Şu tiplere baksana, bunlar savaş mı kazanır abi? Neyse hadi bakalım. İnşallah kazanırız yani, ne diyeyim. Nerede bunlar abi? Etrafta adam yok abi. Kimseyi göremiyorum yani. Bir bakalım. Abi herkesin... Abi ne oluyor bu oyuna ya? Ha şuradalar. İki tane çapulcu var orada. Bu arada ben çapulcu demiyorum yani. Oyunun kendisi bunları çapulcu adını takmış. Mesela abi. Bana gerek kalmıyor ki ya. Aslanlarım benim. Gel. Ha, öldüremiyoruz kendi adamlarımızla bu arada. Adamın sırtında tırpan var yani, ben ne diyeyim. Bu ne ya? Pardon, tırpan değilmiş, özür dilerim, mızrak. Yanlış telaffuz. İşte şuradan iki tane daha geliyor. Şuradan bizimkiler şurada birilerini taşlıyorlar. Teröristiz ya biz. Tyler Durden falan. Neredeler? Aa, bizden biri öldü. Çapulcu bizden birini öldürdü. Hayır 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 hayır. Acemi, koru kendini. Tamam. Bak orada bizimkini tek yakalamışlar. Pardon, iki kişi mi var orada bizden? Aa öldü bak bizimki tek. Şuna ben bir tek atayım da. Dur. Öl. Okla aldım beyler yani. Bir de bu hani arbalet diye çekmemiz gerekiyor ve kazandık savaşı. Tyler Durden tarafından öldürüldü çapulcu. Şimdi bir dakika. Heh. İşte tüccarın kardeşi geldi falan. Kazandık savaşı. Şimdi devam edelim. Oo bir sürü şey geldi, güzel. Bunları alsam mı ki? Para etmiyor ki abi. Al yine daha ya. Satarız. Şimdi. Para venç yerine geri dönüp paramızı alacağız arkadaşlar. O para ven tüccarından. Hayır 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 şundan savaşmayacağım. Bak kovalıyor mu beni o? Heh. Geri alacağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatırım herhalde. Hani bölümleri çok uzun tutmak istemiyorum. Hani ilk videom olduğu için biraz acemiyim. Ve evet bize 200 dinar verdi. Şimdi bana bir iş daha verdi. Şimdi ha bir görev daha var arkadaşlar. Bu görevde de şehir içinde bir organize mi ne varmış? Şehir içinde teröristler gibi bir şey varmış. O haydutlar varmış. Onları sürpriz bir şekilde baskın yaparak öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi şehrin içinde bu adamların ajanları var. Onlarla birlikte bir anda saldıracağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Sokağa çıkıyoruz. Her köşe başında gergin görünümlü adamlar bekliyor. İşte mızrakları falan filan. Mızrak diyorum, bıçakları falan filan varmış. Şimdi bak başladık mesela. Bunlar bizden bak, şehirli adam ama hani adam ayağına şey savaşçı, anladınız mı? Bak şimdi aslanlar üzerlerine çullanın diyor. Mesela herkes koşuyor bak. Savaşmıyor, hadi biz de koşalım. Aa bak bak, bizim şehirli adamları öldürüyorlar çapulcular. Bak geliyor kardeşim bir tane, ben şuna bir okla vurayım. Ah ıskaladık. Neyse. Gel bakalım. Abi. Bunlar çok kalabalık. Ölmüyorlar ki bir de. Şuna bak. Vuruyorum, ölmüyor. Bir de çok şeyler hani ben böyle. Bak bak bana vurdu mesela. Hayır hayır hayır. Bizim bir de hani anlamadığım şey şu. Adamların güçlü adamlar diyor. Bu çapulcular bile o adamları öldürüyor. Ha bak bir tane sivadyalı piyade varmış. O halletti zaten ve kazanıyor. Taş atıyor bak. Bunu ben okumla vururum. Allah bizimkine vurduk, çaktırmayın beyler. Şu şehirli kadını indirdim. Ya ölmedi, daha doğrusu vurdum yani. Bakın
Omuzunda ok var. Şunu biz öldürelim bari de. Öl. Heh, tamam, onu da hallettik arkadaşlar. Ve kazandık, evet. Şimdi kaç, evet, hepsi kaçtık. Hepsini yani öldürdük. Şimdi gel paravan tüccarına. Her kabadayı Tyler Durden isminden korkmayı öğrensin. Cennet bize zaferi bahşetsin. Ben de senin hayatta olduğunu sevindim. Biz biraz taşaklı bir karakter olalım. Tamam. Şimdi bir pazar yerine gidelim. Ne kadar paramız var? 572 dinarımız var. Bundan kendimize şimdi bir silah alalım. Zırhla şu anda ihtiyacımız yok gibi. Bakalım da bir. Şimdi eldiven alsak mı bir tane kendimize? Ya da bir şapka mesela. Şu nasıl olur? Bu ne abi? Dur, savaş başlıyor. Tamam, bu iyi. Ya da dur, şu daha iyi. Tamam, aynen. Bu ne abi? Koy şunu. Şunlara bak. Abi bu ne ya? Yapmayın. Şimdi bak şunlara bak abi. Çok iyi zırh da. Çok da pahalı. 17 bin dinar, bize 572 var. Şunu da satalım. Şimdi biz silah yerine gelip bir kendimize düzgün bir kılıç almalıyız arkadaşlar. Hani bakıyorum kılıçlara. İşimizi görebilecek bir şey var mı diye. Yok abi. Burada yok. Bu yüzden farklı bir şehre gideceğim. Oradan kılıcımı alacağım. Ondan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. İlk video olduğu için. Hadi. Şuna bak. 6 ile gidiyoruz. Herkes acımıyor. Ha, bir dakika. Şu gruptaki adamlardan da bak. Bunları hani geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bunlar şu anda hani acemilikten normal savaşçılığa yükseldiler. Daha da yükselip işte daha da yükselip affedersiniz kral mahfızı falan filan olabiliyorlar. Şimdi girelim abi pazar yerine. Gir abi. Bakalım buradan. Düzgün bir kılıç var mı mesela? Paslı kısa kılıç. Bizimkinden daha kötü bir kılıç. Abi şaka gibi. Ha dur. Şimdi. Oku satsak. Bir dakika. 14, 4, 18. Şunu da koy. 30 falan ediyor. Abi ben şu kılıcı alamam, yok. Yetmiyor. Atı satsak. Satalım hepsini. 568 dinar diyor. Dur bir dakika abi. Hadi şu yemeği de sat. 126 diyor. Tekrar gir. 697, tamam beyler. Abi. Şuna yetiyor. Yok, yetmiyor. Abi her şeyi satmam gerekiyor. Çünkü kendime bir kılıç almam lazım yani. Sonra zaten kendime alırım silah falan. Şimdi 969'muş. Bu yanlış görmüşüm abi. Bak bu çok kötü oldu. Şimdi bu yüzden farklı bir şehre gitmemiz gerekiyor ve çıplığız arkadaşlar. Yani ben şu an çok büyük bir hata yaptım. Hani siz sakın yapmayın böyle bir hatayı. Ben mesela bak şu atım da yok, yürüyerek gitmek zorundayım. Ve peşime hani haydutlar takılırsa işimi bitirirler açıkçası. Hayır, bak beni kovalıyor. Heh, atlattık. Mesela hani böyle zorluklar var arkadaşlar gerçekten hani. Haydutlar bela ya. Az görüyorlar ya sizi, direkt saldırmak istiyorlar ama. Bak grubun yiyecek bir şey yok. 3 moral kaybetti grubun. Bu çok kötü oldu işte. Hemen gidip yani benim bir köy falan yağmalamam gerekiyor ya da haydut öldürmem gerekiyor. Yoksa parasızlıktan öleceğim. Ve burada Kont Deglan var. Bu da Swadin işte lordlarından biri. Game of Thrones'ın yani lordlar var ya. Lord Baltham falan, onlar gibi. Mesela Lord ay, işte Kont Palace falan. Şimdi bakalım abi. Abi ucuza da kılıç yok ya, varmış. Bak kısa dövüş kılıcı. Al bunu abi. Tamam. Bir de kendimize hafif bir kıyafet alalım. Normal ortalama derece. Kırmızı tunik. Tamam. Güzel oldu bu. Bir de şunu al. Of. Süper. Zaten başka da bir şeye ihtiyaç yok. Tamam, bir de at varsa en ucuzundan bir at. Abi 177. Ben iptal. Şunu koy, şunu al. Tamam. Çok güzel oldu bu. Atımızı da geri aldık. Bir de zırhtan en ucuzundan bir ayakkabı almayı, bot almayı düşüneceğim ama yetmiyor. Neyse artık çıplak ayak gezeriz beyler. Her neyse arkadaşlar, bugünlük hani bu kadar yapacağım videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.